Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve devlet büyüklerimizden istirham ediyoruz. Sizler aracılığıyla da hepsine selam hürmetlerimizi iletiyoruz çiftçilerimiz adına. Sizlere de bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Peki efendim, Ekrem İmamoğlu 100 ton limon aldım dedi. 100 ton çiftçilerden çıkmadığını söylüyorsunuz, alınmadığını söylüyorsunuz. Peki Ekrem İmamoğlu bu 100 ton limonu nereden aldı acaba? Bu konuda Mahmut Bey şunu kesinlikle söyleyeyim. Olmadı. Mahmut Bey de mi abi? Tamam. Tamam mı? Bunu da diyeceksin, yandaş stokçularından aldı. Evet. Tamam mı? Veya tekrardan vurgu yapalım, tekrar yine. Tamam mı? Yandaş vurgusu yapalım mı ya? Kimden aldığını bilmiyoruz. Üreticiden almadı, kesin yok, diyelim. Yandaş stokçusu var, ondan aldı. Tersüs tabağda. Tamam mı? Firmanın ismini söylemeye gerek yok. Stokçu diye vurguladık mı öbür stoktaki limonlara zarar vermeyelim. Abi yandaş stokçu diyeceğiz. Yandaş. Anladım. Bu şekilde diyeceğiz. Tamam. Evet, şimdi tekrardan fazla uzatmayacağız, bunu kısaltacağız, tamam mı? İşte 100 ton limon aldığını söylüyor, çiftçilerden aldığını söylüyor. Bizden herhangi bir limon talebi olmadı. Zaten limon dallağı bitti şu anda. Ekrem İmamoğlu 100 ton limon aldığını dün beyan etti. Yalnız bu 100 ton limon yandaş stokçularından aldı. Tamam? Evet. Dur. Evet. Ekrem İmamoğlu 100 ton limon aldığı söyleniyor. Evet. Tekrar söylüyorum, Erdemli'deki üreticiden almadığı kesin, bir kişiden dahi almadı. Duyduğumuz, aldığımız, akşam kulağımıza gelen, bunu bir araştırdığımızda haberlere göre de Tarsus'tan kendi partisine yakın, yandaş bir, bu olayın ticaretini yapan bir stokçu arkadaşlardan aldığı noktasında duyumlarımız var. Üreticiden alacaksa...